İyi günler sevgili izleyiciler. Bugün çok gündemde olan bir konuyla ilgili bazı görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği üzerinden başlattığı yeni bir tartışma. Daha doğrusu tartışma da değil de böyle yeni bir ayrımcılık, yeni bir bölücülük ve buradan toplumda bir kin ve husumet yaratacak bir girişimde bulundu. Nedir? Korona belasına aşağı yukarı bir yıla yakındır sürüyoruz. Yani bizim hesabımıza bakarsak son 8 ay 9 ayımız korona ile geçti. Mart ayından bu yana çeşitli yasaklar oluyor. Sokağa çıkma yasakları yaşadık, kısıtlamalar yaşadık. İşte AVM'ler kapalıydı, dükkanlar kapalıydı, lokantalara gidilemedi, sinemalar, tiyatrolar bunların hepsi bundan payını aldılar. Sonra bir yumuşama o falan derken şimdi tekrar korona daha sert bir şekilde belki gündemimize geliyor. Ancak bütün bu süreçte iktidarın bu konudaki beceriksizliğini, bilgisizliğini ve esasında belki sorumluluktan kaçmasını gördük ve bunun da bedeli Türkiye için şu anda belki parasal olarak hesaplayamayacağımız, yani şu kadar milyar lira falan şu anda belki diyemeyeceğim ama çok sayıda can kaybı ve en önemlisi sağlık sisteminin çökmesi, sağlık sistemiyle birlikte sağlık alanında çalışan başta doktorlar, hemşireler, ebeler, onların yan desteklerini sağlayan hastane personeli ve dışarıdaki diğer sağlıkla ilgili kuruluşlar, eczaneler olmak üzere her tarafta çok ağır bir tahribata neden oldu. Şimdi yapılan istatistiklere göre bizler de tabii dünyayı belli bilimsel verilerden izlemeye çalışıyoruz. Sağlık personeli içinde ölüm oranı en yüksek ülke Türkiye. Şimdi bakın bu bizim için facia bir durum. Eğer Türkiye'de bu kadar çok insan ölebiliyorsa, sağlıkta çalışan, o zaman halk sağlığı çok daha zor durumdadır. Çünkü neden? Bu belayla mücadele eden dünyadaki bütün ülkeler öncelikle bu mücadeleyi yürütenleri koruma altında tutuyorlar. Ama Türkiye'de bu başarılamamış anlaşılan ve çok sayıda sağlıkçımızı kaybettik. Yüze. Şimdi bu korkunç bir rakam. İşte bunun üzerine doktorlar, Türk Tabipler Birliği, iktidarın zaten doğru bilgi vermediği, bilim kurulu adı altında oluşturulan bir heyetin arkasına göya sığınarak, daha doğrusu kötü yapılması gerekenleri onlara mal ederek bir tür kamuoyunu yanıltma işi yapıyor. Ben de dahil pek çok kişi şu anda açıklanan hasta sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı, ölü sayısı konusunda tam gerçeklerin yansıtılmadığına inanıyoruz. Niye? Elimizde belge var mı? Yok. Ama hani bazı şeyler vardır ya, hani belgesi yoktur ama bilirsiniz, dersiniz ki hayır kardeşim, yani burada çok net işte gözüküyor. Burada rakamlar doğru değil. İşte bunu da söyleyerek, alınan önlemlerin yetersizliğini söyleyerek ama en önemlisi sağlık personelinin bu alanda korunmadığını, maddi manevi korunmadığını dile getirerek bir siyah kurda eylemini başlattılar ve Devlet Bahçeli hiç beklenmedik bir anda Türk Tabipler Birliği kapatılsın diye çıktı. Şimdi bu kapatılmayı anlamak mümkün değil. Yani eleştirebilirsin, Tabipler Birliği yanlış yapıyor falan ama başka bir şey. Diyor ki oralar teröre destek veren kuruluşlar haline geldi, o halde kapatılsın. Bakın bir şey söyleyeceğim. Yani eğer Türkiye'de beğenmediğimiz her görüşü ya da bize karşı olduğumuz ya da bizi eleştiren her görüşü devlet gücünü de kullanarak hain, alçak, darbeci, ülkeyi bölmek isteyenler, parçalamak isteyenler, dış güçlerin oyuncakları gibi yapsalarsak bu işin ucunu alamayız. Ayrıca bir iktidar değişikliğinde benzer şekilde sizin üzerine geleceğinizi de unutmayın. Şimdi burada bakın Bahçeli'nin söylediklerini bir kenara bırakalım. Ben Bahçeli'den biraz söz etmek istiyorum. Çünkü yani her konuda susan Bahçeli neden durup dururken en sert tepkiyi gösterdi. Bakın Türk Tabipler Birliği'ne yaptığı eylemden dolayı bir siyasi parti genel başkanının tepki göstermesi son derece normal kabul edilir. Yanlış yapıyorsunuz der, yeri zamanı değil der, bunlar maksatlı yapıyorlar der, iktidarı devirmek için ama kapatılsın, atılsın. Yani bu açık hedef göstermek ve iktidara bir alan sağlamak. Yani zaten böyle bir niyeti varsa doktorları ya da doktorların sesini çıkarma gücü olanları yok etmek, onları iyice pasifize etmek istiyorsa işte bu bahane oluyor. Zaten Bahçeli anladığım kadarıyla bu tür bahanelerin kullanılmasında ortaya çıkıyor. Neydi? İşte referanduma gidelim o zaman, bakalım halk istiyor mu, hadi gidelim.
Referandum bitti. İşte halk seçti dendi, yani kabul etti dendi bu ucube sistemi. Onun üzerine gene Bahçeli çıktı. Dedi ki ya bu dedi olmuyor, yani uymuyor bu işler dedi. Yani bunu dedi bir yerine sokalım o zaman, yapalım seçimi de hani bu iş yerine otursun. Şimdi ilk bakışta bunlar böyle bir de mantıklı da doğru. Yani başkanlık seçimi bu kadar konuşuluyorsa dersin ki soralım halka, sordurdun. Hazırlanmış. Sonra doğru. Adam yani eski sisteme göre devam edeceğiz. Ta 2019'a kadar, 2018'e kadar beklenecek. 2018'in sonuna kadar da seçim yapacağız ve sistem modeli ya yapalım kardeşim erkenden bitirelim dedi. Şimdi de böyle bir şey çıkışında bulundu. Ben bunun çıkışın sadece Türk Tabipler Birliği ile olduğuna inanmıyorum ama arkası başka bir türlü de gelebilir. Çünkü bu iktidar çok sıkıştı. Her alanda sıkıştı. Bir kere para bitti. Kaynaklar bitti. Dış dünyayla tamamen kötü vaziyetteyiz ve artık her istenileni yerine getirmek durumundayız. Bunun içeride bir şekilde konsolide edilmesi lazım. Onun için her an her şey olabilir diye. Şimdi Bahçeli'ye bakıyorum. Aslında Bahçeli hiç konuşmayanlar. Hiçbir konuda aslında biz onun görüşünü görmüyoruz. Ne zaman görüşünü duyuyoruz? Tayyip Erdoğan'ın başa sıkışıp ona bir destek verilmesi gerektiğinde ya da öyle düşünüldüğünde Bahçeli çıkıyor. Oysa Türkiye'nin pek çok sorunu var. Bakıyorum şöyle birkaç tane notlar var burada. Mesela ekonomik olarak hiçbir şey söylemiyor. Şu anda dolar bugün bu an itibariyle 7.54. Gün içinde bilmiyorum. Yani bugün cuma. Bu böyle sohbeti hazırladığımda henüz cuma sabah saat 10 bile olmadı. 9.54. Pardon 7.54. Yani bu ne olacak? Hani o bir laf var efendim çok beklersiniz 50-10 olacak filan. Bilmiyoruz. Belki 10 olacak. Belki düşecek. Bir ihtimal düşebilir. Bir şeyler bulunur. Bir hakikaten akıllı bir adım atarlar. Ya da Türkiye'ye bir kaynak sağlanır. Olur. Yani bu mesele illa kötüye gidecek değil. Ama bakıyorsunuz tarihin en kötü durumunda dolar. Yani döviz fiyatları, euro. Euro daha da beter. 9 lira olmak üzere. O haldeyken Bahçeli mesela hiçbir şey söylemiyor. Şimdi birçok iflaslar var. Batanlar var. İşleri bozulmuş. İşçilerini çıkartmış. Ama seslerini de çıkaramıyorlar ya da bunu kamuoyuna aktaramıyorlar. Mesela bunların sesi de olmuyor Bahçeli. Bakıyorsunuz esnaf kepenkler iniyor. Her gün bir esnaf kapatıyor ya da açıyor ama akşama kadar bir siftah yapmadan dükkanının önünde oturuyor. Buna da ilgili Bahçeli hiçbir şey konuşmuyor. Yani bu arada sorunları da size saymak istiyorum. Bakın enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda ağzını açmıyor. Her şey iki misli fiyat oldu bir yıl öncesine göre. Bakın %100 enflasyon var. Yani bizim temel ihtiyaçlarımız. Öyle bak. Ekmeğimiz, sütümüz, yağımız, şekerimiz, unumuz, şu, bu, bunları kullandığımız temel ihtiyaçlar. Efendim, araba fiyatları düşer kardeşim. Ne yapayım yani? Araba fiyatlarını da vergiyle yükseltiyorlar. Temel ihtiyaç maddelerindeki enflasyon %50'nin çok üzerinde, bazılarında %100. İşte en başta ya kullandığımız doğalgaz, elektrik bir yıllık zam %100'e yaklaştı neredeyse. Şimdi sen onu yapacaksın ondan sonra biz ekonomiyi iyi idare ediyoruz. Enflasyon %11 diye. Peki doğalgaz bir yıl içinde, elektrik bir yıl içinde %70-80 oranında zamlanmışsa zaten tutabilir misin bunu? Onun dışına bakıyoruz mesela işsizlik hala her ay açıklanıyor biliyorsunuz işsizlik. Peki siz Devlet Bahçeli'den hiç işsizlikle ilgili bir yorum, bir uyarı hükümete ya da başkasına ya kardeşim bak işsizlik şöyle oluyor, böyle oluyor. Bu iş tehlikelidir. Bu gençleri biz nasıl toparlayacağız? Böyle bir şey duyuyor musunuz? Hayır, o konuda da yok. İntiharlar var, boşanmalar var. Rekor seviyede. Şu anda Türkiye tarihinin en yüksek intihar oranıyla karşı karşıya. Şöyle bir rakam vereyim sadece onu bilin. Sadece son pandemi döneminde 100 sanatçı, değişik alanlarda sanat icra eden, keman çalan, zurna çalan, klarnet çalan, ne bileyim işte tef çalan, işte ne bileyim gece böyle eğlence yerlerinde halkı bir şekilde eğlendiren, saz ekiplerinde yer alan 100 kişi. Niye? Çünkü bu insanlar para kazanmıyorlar. Evlerine artık bir kuruş girmiyor. Üstelik sosyal güvenceleri de pek yok. Eğer bir takım mekanlar açık değilse, eğlence sektörü tamamen durmuşsa, saz, sözlü, şunlar bunlar bir şekilde engellenmişse bunların evine bir kuruş para girmiyor. Ve bu insanlar yaşamak için ne yapacaklar? İşte intihar ediyor bazıları. 100 boşanmalar anormal artmış durumda. Çünkü evlerde huzur kalmadı. Bakmayın kolay değil. Eve para getiremeyen erkek evde kadısına artık söz geçiremez. Ve en ufak bir şeyde kavgalar çıkar ve yuvalar yıkılır. Bunlarla ilgili de hiç konuşmuyor mesela.
En mesela şeyi vardı Bahçeli'nin. Efendim andımızı kaldırdılar. Ben Dağtaş'a bunu yazdırmazsam namerdim. Bunu yapan bu PKK'nın uşaklarından da hesap sormazsam falan diye konuşan Bahçeli. Mesela Tayyip Erdoğan'a destek verdiğinden bu yana Türklükle ilgili hiçbir şey söylemiyor. Milliyetçilikle ilgili hiçbir söylemi yok. Yine devam edelim. Atatürk'e hakaret ediliyor mesela sürekli. Ben şu ana kadar hiç Bahçeli'nin öyle ya da böyle gerekirse isim vermeden, yani Atatürk bizim bir numaralı hassasiyetimizdir ve ona laf söylenmesinden asla haz etmeyiz gibi, hani böyle birini hedef alarak birinin lafı üzerine falan diye. Hayır, böyle bir şey diyorum. Atatürk'ü ben artık MHP'den duymuyorum. Neden? Çünkü bugünkü iktidar Atatürk'ten pek haz etmiyor. Destekçisi de belli ki. Yani en azından konuşmayalım. Bakın, MHP'lilerin Atatürk'e düşman oldukları, ondan haz etmedikleri anlamını çıkarmayın bu sözlerinden. Ama dile bile getirmiyorlar artık. Aynı şekilde işte andımız dediğim gibi şey yok. Bütün bunlarda Bahçeli hep bakın susuyor. Yani seçime giderken sustu ya. APO'dan mesaj getirildi değil mi? APO'ya kurye gönderdiler. APO hani oyunuzu AKP'ye verin anlamında, mealinde bir mesaj gönderdi. Aynı gece. Abdullah Öcalan'ın aranan kardeşi, yani devlet kırmızı bülten yayınlamış dünyaya, yani demiş ki bu adamı bulduğunuz yerde getirin bana dediği adamın TRT, bakın TRT, hani Roche TV falan değil, TRT ekrana çıkarıyor, konuşturuyor ve adam diyor ki arkadaşlar yapmayın diyor, bu HDP'ye falan oy vermeyin, direkt götürün AKP'ye oy verin diyebiliyor ve Bahçeli bunu ağzını açıp da ya arkadaş tamam bir seçim kazanacağız ama hani bu kadarı da yapılmaz dedi mi? Hayır demedi. Herhangi bir MHP'li dedi mi? Demedi. Tepki gösterip de bir tavır koydu mu? Hayır koymadı. Çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Laiklikle ilgili hiç bir sorunu kalmadı MHP'nin. Hiç bahsetmiyorlar. Gelelim dış politika. Çok milliyetçi. Hani bize kimse şunu diyemez. Ya Trump. Trump mektup yazıyor, ağzını açmıyorsun. Trump diyor ki bir telefon ettim, aldım papazı diyor, ağzını açmıyorsun. Trump diyor ki ya bu adamdan herkes nefret ediyor ama benim dediğimi yapıyor diyor, ağzını açmıyorsun. Bu nasıl bir suskunluktur? Bu ne derin bir suskunluktur böyle. Aynı şekilde Putin mesela, bakın unutuveriyoruz. Aslında biz medya olarak da bazen belki fikri takip ya da bazı şeyleri sürekli kullanmıyoruz. Mesela ben şu YouTube'da bunları kullanamıyorum. Benim teknik eksiklerim var. Onları da tamamlarsam inşallah bayağı televizyon gibi yapacağım ama. Yani örneğin Tayyip Erdoğan'ı Putin Rusya'ya çağırdı. Kalktılar gittiler. Kapıda bekletti ya. 2 dakika. Bakın 2 dakika devlet protokolünde çok önemli bir süre ve biz bunu seyrettik. Bekliyor, gelmiyor, kapı açılmıyor, içeri adam açıyor bakıyor, en sonunda biri böyle yaptı falan ve o sırada gitti Tayyip Erdoğan. Mesela Bahçeli hiç buna ya kardeşim, ey Putin sen benim büyük başkanımı, bu dünya liderini nasıl bekletirsin falan dedi mi? Gık, ağzını bile açmadı. Devam edelim. Başka neler var? Yani şu anda ihanet, rüşvet, yolsuzluk, rant, bütün bunlar o kadar çok konuşuluyor ki her gün bir yerden bir şey. Hiç MHP'den ve Bahçeli'den bunu da duymuyoruz. Niye? Çocuklara karşı taciz, tarikatlardan bir takım işte gelen kadınlara taciz, yok göbeğine yazı yazarken tecavüz, çocuk istismarı, kız çocuk istismarı, erkek. Mesela bunlarla da ilgili MHP'nin hiçbir tavrı yok. Hiçbir beyanı yok ya. Niye kardeşim? Siz bu ülkede yaşamıyor musunuz? Niye bunlarla ilgili bir şey söylemiyorsun? Yani bir tarikatın şefi 12 yaşında kıza tasallutta bulunuyor. Babayı dövdürüyorlar. Paralar teklif ediyorlar. Yakalanıyor, tutuklanıyor. Yani bakın bu iktidar, bu iktidarın Süleyman Soylusu'nun adamları yapıyor bunu. Ha efendim yaparken belki sormadılar, kazık attılar. Oraları da daha bilmiyoruz ama sonuçta hani yakalayan da bugünkü. Ya bir kelimeniz yok mu Allah aşkına MHP? Bahçeli. Yani birdenbire gelip de böyle tam ayırıcı şey yapana kadar. Bakıyorum. Dış politikada geliyoruz. Mesela Mavi Vatan değil mi? Efendim Mavi Vatan bizim canımız, ciğerimiz, her şeyimizdi de. Şu işte Akdeniz'de petrol, kimse bize karışamaz şu falan. Ne oldu şimdi? Gemilerin geri çekildi. Sondaj gemin geri çekildi. Yunanistan bunun üzerine lütfetti. Tamam o zaman masaya otururuz dedi. Ağzınızı açmıyorsunuz. Ben mesela Bahçeli'den hiç duymadım. Yani ey yabancı güçler Akdeniz'deki hakkımızı yedirme. Ya yedi bitirdi, farkında mısın sen? Hayır. Ama diyorsun ki yedirmeyiz. Peki işte geri çekildin şimdi. Bir bahaneyle ben bakım yapılıyor. Ya bakım yapılır, donanma durur. Başka bir şey gönderirsin, sembolik gönderirsin. Ve masaya oturulduğu gün çekersin bunları. Dersin ki ha aferin. Ne oldu şimdi? Yunanistan ne diyordu? Türkiye bu
silah göstererek tehditvari tutumundan vazgeçerse masaya oturur. E vazgeçtin mi? Geçtin. Sonra ne yaptın? Gittin, dedin ki Lozan'a göre Sakız'da silah denemeleri yapıyor, bilmem ne atış yapıyor. E bütün dünya zaten biliyor. Sen de biliyorsun. Ne zamandan beri var? Senin iktidarın döneminde geldiler. Sana böyle bacaklarını açıp kuzu çevirerek bir de selam gönderdiler. Kalktılar, geldiler. Ta meclise kadar, Cumhurbaşkanı'na kadar ziyarete geldi. Bunlara ağzını açabildin mi? Hayır. Dışişleri Bakanı kalktı, Lozan'ı örnek gösterdi. Bir gece sonra da bakın hemen hemen bir gece sonra da kalktı. Dedi ki bize dedi bunları başarı diyor. Ya bir cehalet mi diyeyim, kasıt mı diyeyim? Ama kendi kuruluş tarihine, kendi cumhuriyetine bu kadar düşmanlık olur mu? Ve kendine milliyetçi diyen, Atatürkçü diyen, anayasanın, Türkiye'nin tanımladığı laik, demokratik, sosyal hukuk devletine sonuna kadar bağlı izleyen MHP bu konuda en ufak bir tepki göstermiyor. Böyle bir şey olur mu? Ne demek? Bize bunları dayattılar. Kimsiniz? Adamın konuşması bile bir tuhaf. Yani bize okullarda bunları okutma. Kim okuttu ya? Bunu yabancı uzaydan mı geldiler? Amerikalılar mı? İngilizler mi? Kim okuttu? Ve siz şimdi kalkıp neyi düzeltiyorsunuz? Yalanlarla, yanlışlarla halkı neden birbirine düşürmeye çalışıyorsunuz? Ve buna karşı Devlet Bahçeli'nin ya da MHP'nin tek sözü yok. Varsa yoksa efendim barolar bölünsün çok kötü bunlar kapatılsın. Tabipler Birliği. Peki ne olacak? İşte barolarda yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Zannettiniz ki İstanbul'daki 50 bin avukattan 2 bin tane dinciyi bulacağız. Ve işte onunla bir baro kuracağız. Barolar Birliği'ni de buradan ele geçireceğiz. Anadolu'ya da hakim oluruz. Olmadı. Şimdi aynısını Tabipler Birliği için. Çoklu doktor dernekleri mi ya da işte meslek odaları mı ya da meslek temsilcilikleri mi olsun? Bakın bu nedenle ben Bahçeli'yi hakikaten anlayamıyorum ve diyorum ki lütfen, lütfen. Eğer Tabipler Birliği konusunda bu kadar ileri bir konuşma yapma şeyini buluyorsanız aynı şekilde bu sohbetim boyunca anlatmaya çalıştığım sorunlar konusunda da görüşlerinizi beyan edin. Süleyman Şah'ın yerine götürülmesini mesela talep ediyor musunuz? Libya'da neden askerlerimizin şehit olduğunu, İdlib'de şu anda Rusların bize süre verdiklerini niye dile getirmiyorsunuz? Bütün bunların hesabının sorulması gerekiyor. Devlet Bahçeli, şahsen dostum, arkadaşım demeyeceğim ama tanıdığım, konuşma şansı bulduğum bir siyasi parti genel başkanı. Gerçekten söylüyorum, onun kadar nazik davranan, onun kadar kibar konuşan bir siyasetçi ben pek rastlamıyorum. Ecevit'te belki biraz vardı bu kadarı. Fakat böyle durumlarda birdenbire çok şahin, çok saldırgan, çok ağır sözler kullanan biri haline geliyor. Ama Türkiye'nin gerçek sorunları karşısında gelmiyor. Türk Tabipler Birliği'nin bugün hükümeti eleştirmesi şu gün itibariyle Türkiye'nin birincil sorunu değil. Türkiye'nin birincil sorunları var. İnsanlar ölüyor, intihar ediyor, boşanıyor, işsiz kalıyor, parasız kalıyor, büyük bir travma yaşanıyor. Dış politikada itibarsızlaştık. En ufak bir çıkış noktası kalmadı. Yunan'ın karşısında bile diz çökmüş durumdayız. Bunlarda konuşun artık lütfen. Sayın Bahçeli artık buralarda konuşun. Türk Tabipler Birliği'nin kötü, iyi olması ya da kurdele takması şu anda sizin ortalığı böyle yangın yerine verecek kadar önemli bir sorunu değil. Bırakın doktorlar tepki gösterirler. O doktorlar hasta bakmadıkları gün, hastaları hasta etmek için çaba harcadıkları gün bunları söyleyebilirsiniz. O doktorlar bu kurdeleyi takıyorlar göğüslerine ama asgari tedbirlerle canlarını tehlikeye atarak hastalara koşmaya devam ediyorlar. Bunu da lütfen göz ardı etmeyin. Evet, bugün bu kadar. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.